Senar LGS nasıl geçti? Sözel iyiydi ama sayısal biraz zordu. Sayısal çok zordu. Orta. Yani çok da iyi geçti diyemem. Genel olarak kötüydü. Kötü. Yani beklediğimden zordu bence. Kötü. Yani sözel iyi, sayısal zordu çok. Fazla kötü geçmedi. Ortalama. Fena değildi. İyi. Sözel bölüm gayet kolaydı. Soruların da güzel olduğunu düşünüyorum. Sayısal bölüm de bir tık zor geldi. Şöyle, sözel kolaydı. Çelişkide bırakacak sorular vardı. Kesinlikle yok demiyorum. Fen zordu. Matematiğe çok bakmadım. Matematiğim iyi değil ama göz gezdirdim. Kolay sorular vardı matematikte ama kesinlikle fen zordu. İyi geçti. İnşallah sonucum da iyi olur. Genel olarak iyiydi ama sözel biraz full detay olarak çıkıyor. Sayısal zorluydu biraz. Yani genelde iyiydi. Kolaydı, güzeldi. Feni de kolaydı. Tüm dersler kolaydı bence. Türkçe biraz zorladı. Fende arada kaldığım sorular oldu. Toplam 2 boşum var. En fazla da 6 yanlışım falan çıkar. Bir 80 netim falan gelir büyük ihtimalle. Sence sınav süresi yeterli miydi? Türkçe'yi yetiştiremeyen çok arkadaş var. Sayısal yeterliydi ama sözel yeterli gelmedi bana. Türkçe'de birazcık zorlandım ondan. 15 dakikada falan bayağı eksiklerim vardı. Onları tamamlamaya çalıştım. Yani ikinci oturumda ben bayağı erken çıktım ama birinci oturum bana yetmedi süresi. Benim yetmedi. İngilizce yetmedi yani. Bence sözel yetersiz. 15 dakika daha eklemeleri lazım. Bence matematikte, yani matematiğe göre biraz daha uzatmalılardı yani. Bir 10 dakikada 15. Türkçe'de biraz süreyi yetiştiremedim. Çok hızlı geçti. Hiç anlamadım nasıl geçtiğini. Sözelde hiç süreyi yetiştiremedim. Yani daha çok boş bırakmaya çalıştım. Ama yapabildiğimde yapmaya çalıştım. Yani sürem yetti ama çok boşum var. Yani anlamadım sorular genellikle. Özellikle sözelde güzel kullandığımı düşünüyorum. Evet. Yeterliydi. Sözel bölümde paragraflar uzun olduğu için birazcık sıkıntı yaşadım ama yetiştirdim. Süre arttı da. Yani matematiği bitirdim, bir 15 tane işaretledim. Zaten boşlarda böyle, boşlara bakmak için de bir 30-40 dakikam kalmıştı. Sözelle de ben zaten bayağıdır alışmıştım. 45-50 dakikada bitiyordu. Geri kalan vaktimde de boşlarıma bakıyordum. En çok hangi derste zorlandın peki? Matematik, bir de cebirsel ifadelerde zorlandım. Matematik. Çok zorlandım. İlk oturum daha zordu çünkü sözel olduğu için sözel ağırlıkla daha kolay oluyor. Sayısal çok zordu. Matematik, yani çok zorlandım. Hiç yapmadım matematikte, boş bıraktım. Tek Türkçeli matematikte zorlandım. Bayağı zor sorular vardı. Yani ilk oturumda Türkçe'ye bağlı sorular eleyiciydi özellikle ama ara dersler iyiydi. Matematikte veri analizinden zorlamışlardı. Veri analizindeki sorular zordu. Fen ve Türkçe. Matematik, cebirsel ifadeler yapamadım hiçbirini yani. Denedim ama olmadı. Türkçe'de. İnkılap biraz zorladı. 500 tam puan mı geliyor? Hayır. Ben en çok Türkçe'de zorlandım. Bir de fende zorlandım. Fende basınç soruları çok zordu benim için. Ben İngilizce'de zorlandım. Nedense bir şekilde İngilizce soruları, kalıpları pek anlayamadım. Pek iyi değil zaten İngilizce'de. Kelime hafızam fazla iyi olmadığı için iyi geçmedi İngilizce'm. İnkılap beni çok zorladı çünkü konu eksiğim çok vardı gayet. En çok Türkçe'de zorlandım. Türkçe bayağı zordu. Yani zorlandım. Matematikte de zorlandım. Fen iyiydi. 12 soru yaptım ben. En çok hangi konuda zorlandın? Matematik ve fen. En çok hangi derste zorlandın? Matematik. Matematik biraz zordu. Böyle üslü ifadelerde biraz zordu. Zorlamıştı. Bir de Türkçe'de iki tane soru vardı öyle daire grafikli. Paragrafların uzun olması o biraz sıkıntıydı. Ve bir anladığını 2-3 defa okumak zorunda kalıyorsun anlamadığını. O da biraz sıkıntıydı. Basınçta biraz zorlandım. 3. ünitede o kadar. Matematik ve fen çok zordu. Fenin DNA konusunda olabilir ya. O zordu. Cebirsel ifadelerde. Türkçe'de. Şu sözcükte anlam konusunda. Ya Türkçe'de bazı sorular zorlayıcıydı. O da büyük bir ihtimal elemek içindi. Matematikte veri analizi. Bir boşum o zaten. Fende kromozomlar, gen, nükleotitli bir soru vardı o. Bazı sorular dikkat istiyordu. Fende bir soruda dikkat etmesem bir boşluğa bırakacaktım. Son anda fark ettim onu da. Türkçe'de yazım yanlışları sorusu vardı. O birazcık zorladı beni. Üslü ifadeler, kara köklü ifadeler, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Başına ilginç bir olay geldi mi? Arkada sürekli bir şey düşürüyorlardı. Yani sesler geliyordu. Bir de çok uykum geldi ilk oturumda. Sınav anında ben bir yudum su içeyim diye su içtim. Soluk boruma kaçtığı için de ya orada öksürük krizine girdim bir ara. Bizde öksürme krizine giren biri vardı. Önümdeki çocuk çok öksürüyordu. Yani sanki bile bile yapıyormuş gibi. Öksürdüğümde evet, bakan oldu mu? Değişik bakanlar oldu. Öksürdüğümde böyle baktılar böyle sanki suç işlemişim gibi. Öğretmen, nöbetçi öğretmen bana dedi ki sen kardeşin yerine mi giriyorsun, çok büyük duruyorsun dedi. Yani sordular, sen bu okuldan mısın, emin misin falan gibi şeyler sordular, giremezsin falan dediler de sonra kimliği gösterince kabullendiler. Yarım saat hoca beni gözledi, kimliğe bir baktı, fotoğraf baktı, kimliğe baktı, fotoğraf baktı, çıkaramadı herhalde, ben anlamadım. Telefonumu cebimde unutmuşum, sonra da hocaya verdim, sonra molada da anneme verdim işte. Yo, en fazla bir tane çocuk kalemini düşürdü, oydu. Sınav anında stres yaptın mı?
Evet, çok heyecanlıydım. Bir de biraz stresliydim. Aynen, ön normal sınava nasıl giriyorsam öyle girdim. Evet, stres yaptım. Gelirken ağladım falan. Elim titriyordu ilk başta. Tutamadım böyle. Daha çok hani korku vardı. Kazanamama korkusu. O yüzden biraz stresliydim. Evet, stresler karnım ağrıdı bir ara. Yani biraz. Yok, stresli olmadım hiç. Çok. Özellikle gecesinde böyle bir düşündüm. Ama sınav anına girdiğimiz andan itibaren o optiği açtım. Yok, olmadım. Ama kaygı var kesinlikle. Birazcık kaygım var. O kadar stresli geldim ki okula yani telefon cebimde unutmuşum. Sınava hazırlanırken biraz ama sınav anında olmuyorsun. Normal deneme gibi geçiyor. Hazırlanırken oldum ama sınav esnasında olmadım. Çok denemeye girdiğim için. Çok oldum. Her dakika stres, bir de zaman ilerledikçe daha çok stres oluyor. Az kalınca yetiştiremeyecek korkusu geliyor. O yüzden daha çok stres alıyoruz. Hazırlanırken stres oldum. Sınava girerken de stresim ama yapmaya başlayınca birkaç dakika sonra alıştım. Öyle devam ettim. Evet, çok büyük bir stres yaşadım. Aslında girerken de çok stresliydim. Asıl stres orada yaşadım ama sonra sınava girdikten sonra soruları gördükten sonra o şey stresim dindi, yani yok oldu. Sınava hazırlanırken değil ama sınav anında hep içimde böyle bir ağrı vardı. Böyle stres şeyi vardı. O vicdan azabı çekerken yine benzer bir boşluk, bir hava boşluğu vardı burada. Sayısalın sonlarına doğru geçti ama ben sözeldeyken başında böyle sınava girmeden önce bir de dün akşam zor uyudum zaten. Sabah doğru düzgün yemek yiyemedim. Midemden zor geçti. LGS'ye hazırlanırken Tonguç Akademi'den yararlandın mı? Evet. Birinci dönemin konu tekrar videosu vardı. LGS'den bir gün önce sizin videolarınızı izledim. Birinci dönem tekrar yaptım. Öyle girdim. Tonguç Akademi'den yararlandın mı bu süreçte? Yararlandım. LGS çalışma programında. İlk dönemde çok fazla yararlandım. İkinci dönemde daha çok kitaptan yararlandım. Test kitabı çözdüm yine Tonguç Akademi'den. Biraz yararlandım, evet. Evet, videoları izlemiştim. Kaynaklarından daha çok. Video değil de kaynaklarından yararlandım. 0'dan 8'e, 7'den 8'e onları kullandım. Evet, videolarınızı izledim. Güzeldi. Tüm sınavlarımı onunla hazırlandım neredeyse.